Bizi ilk aşamada sardıktan sonra işte etimizi de yanında pansörler görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Kebabın adı aslında kebabadır. Yani kavrulmak anlamındadır. Zalın bu mu sevdan seni? Derd ile kederler benim. Bir gün olur devran benim. Arzum. Evet efendim, nereye geldik? Yeşilyurt'ta kebapçı Murat'a geldik. İzmir'de nerede kebap yenir diye çok soruyorsunuz. Ben özellikle buraya gelmek istedim. Zaten Instagram'dan Murat ustamızı biliyorsunuz. Hem elinin lezzetini, hem sesinin güzelliğini, hem de ürünlerini. Öncelikle bir yol tarif verelim mi Kirve? Kirve, bu arada hoş geldin. Yoksun bayağıdır. Soruyorlar bana Kirven nerede diye. Şimdi canlar, hemen sol tarafı çekelim Kirve. Sol taraf Halep Hastanesi, poligonun oradan orası. Oradan yukarı doğru geldiğiniz zaman burası Maliyeciler Mahallesi, İhsan Alyanak Bulvarı olarak geçiyor. Hemen sağ tarafta böyle Yeşilyurt'a giden taraf. Özellikle kebap, patlıcanlı kebap ve ciğer konusunda ben burada gerçekten gayet burayı gerçekten çok beğeniyorum. İzmir'de ciğer konusunda bir sıkıntı var Kirve, farkında mısın? Yani ciğer nerede yenir İzmir'de? Birkaç yer söyleyebilirsin. İşte kebapçı Murat burada ciğer konusunda da iyiler ama bir patlıcanlı kebap yapıyorlar. Abi dehşet. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ve şu an Murat ustamın tezgahındayız. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ve aleykümselam. Ne haber ustam, iyi misin? Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. İyi misin? Vallahi seni gördük, çok iyi olduk ustam. Allah razı olsun. İş başında yakaladık seni. Gönlüne sağlık, ayağına sağlık. Ustam, biz İzmir'de kebap nerede yenir diye bir YouTube içeriği çekelim istedik. Evet. Biz kebapçı Murat'ı biliyoruz. O yüzden seninle beraber kebaplarını insanlara göstermek istedik. O yüzden geldik bugün. Eyvallah. Mahcup etmesin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Şimdi bu arada ben dışarıda söyledim patlıcanlı kebabını çok seviyorum diye. Evet. Hemen şurada bir patlıcanlı kebap da yapılıyor evet. Zaten. Bizde evet patlıcanlı kebap, Beytir bu ürünlerimiz. Ama seninle özdeşmiş abi ya. Sağ olsunlar müşterilerimiz bu bağlamda sevdiler ürünlerimizi. Teracı gösteriyorlar. Biz de bunu daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Vallahi ben çocukluğumdan beri Bursa'ya gelmiş bir cevap olabilir. Ama öyle yani bir gerçek. 11 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Maşallah abi. Kebap üzerine 2000 yılı itibariyle Bahçelievler, Uçyol bölgesinde Kervansaray, Nostalji adıyla aslında bu serüvene başladım. Bunun tabii daha öncesi de var. Yani hizmet sektörü, gıda sektörüyle ilgili faaliyetlerimiz o yıllardan daha aslında eski. Fakat 2000 yılı itibariyle biz sektörde, kebap sektöründe varız. Kebapçı Murat sabah saat 9, gece saat 03'e kadar dost müşterilerimizin hizmetinde. Ve bunun yanı sıra tabii kebap ismiyle her zaman ön plana çıkıyoruz ama aslında bizim bir de fırın ürünlerimiz, yelpazemiz çok geniş. Ve aynı zamanda çorba çeşitlerimiz. Çorba derken bu arada İzmir'de beyran çorbayla bir araya getiriyor. Evet, onu soracaktım ben de. Aslında beyran çorba değildir. Beyran Antep yöremize ait bir yemek çeşididir aslında. Tabii İzmir'de çok bilindiği bir ürün olmadığı için çorba gibi addediliyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani çorba ürünlerimiz de çok geniş yelpazeye sahip. Ayak paça, tuzlama, gerdan, düğün çorbası gibi değişik çorbalarımız da var. Patlıcanlı kebaplar da pişiyor bu arada. Evet. Paket ürünümüz var. Müşterimiz ağzını tadını tabii iş başında yakaladık seni usta. Evet. Kebabın adı aslında kebabadır. Yani kavrulmak anlamındadır. Yakınlarım da bilir aslında benim bu işi. Neden yaptığımı, neden sevdiğimi. Kendi karakterimle örtüşen bir iş aslında. Yaşamak böyle bir şey değil midir aslında? Yanmak değil midir? Sadece sevinç öyküsü yok insanların. Acısıyla tatlısıyla bir hayat yaşıyoruz. Ben çok daha geriye dönük dönemlerde hizmet sektörünün içerisinde de bulundum. Bu bağlamda çok güzel günlerim oldu, çok acı günlerim de oldu. Ve şu ocak benim aslında hayatımı yansıtıyor. Şu ocak aslında benim hayatım mı diyorsun? Tabii. Acısıyla, tatlısıyla, ısısıyla, ateşiyle, isısıyla. Koruyla. Vallahi biraz tabii. Seni terlettik ustam evet. Ya evet. Burası evet. Gerçekten. Ben bile çekim yaparken evet. Zorlanıyorum şu an. Güzel bir söz var. Koyunu giden kurdu görür. O açıdan yani hem seveceksiniz hem ateşinden kaçacaksınız. Öyle bir şey ben var. Şunu fark ettim. Yani sen hem benimle konuşuyorsun evet. Hem de bir gözün
Tezgahta. Tabii. Tabii. Yani böyle olmak durumunda zaten. Yani bu iş bir meslektir. Fakat aynı zamanda severek yapılması gereken bir meslektir. Yani sevmeden yapılacak bir iş değil zaten. Bunu ben her zaman söylerim. Görüyor musun? Bismillah, bismillah. Murat ustamızdan ciğer istedik. Hem de ben de görünmek istedim. Kirve teşekkür ederim bu arada çekim için. Murat ustam, ciğerimiz geldi mi? Kirve. Evet, ciğerimiz geldi. Orijinal kuzu ciğeri. Evet, kuzu ciğerimiz. Cam gibi Murat abi. Evet, kesinlikle. Allah müthiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii yoğun çalışmaya denk geldik. Murat abiye de engel olmadan. Evet, estağfurullah, estağfurullah. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Şimdi ustam kebap konusunda zaten artık bunun bir de sen bir şeyini söylüyordun. Yani kebap konusunda sadece yapmak değil, bunun bilgi donanımına da sahipsin Murat abi. Estağfurullah. Öyle ama gerçekten öyle bir iddiam yok. Sadece yapmış olduğum işin hakkını vermek lazım. Bu hayatın tamamı için geçerli değil midir? Arafta kalmamak lazım. Ama yapılan işin hakkını vermek gibi bir gayemiz var. Ciğerimizi yaparken bir de senin o güzel sesinden bir türkü de dinleriz. Arkadaşlar istiyor. Bak istiyorlar. Seni kıramam tabii. Benim öyle de bir iddiam yok aslında. Yani ben isterim ki işimle anlayayım. Yapmış olduğum işle ilgili takdir göreyim. Bu arada sesi güzel insanlara, sanat dünyasına, bu işten ekmek yiyen, hayatını kazanan insanlara da selam olsun. Seni de kıramam tabii. Ama şöyle yapabilirim. Sözleri bana ait olan. Sözü sana ait. Evet. Sözü bana ait biz olan. Biz şeyi çekmiştik abi, özür dilerim. Evet. Kerem abiyi çekmiştik. Evet. Sanatçı olacaktı, kebapçı oldu evet. Diye. Evet. Aynısını senin için de söyleyebiliriz o zaman. Yok, kendisine selam olsun. Abimizdir kendisi. Mesleğe ciddi senelerini vermiş, emek vermiş bir ustamız, ustamız. Kendisine de buradan selam olsun. Benim yaş büyüğüm her şeyden önce. Sözleri bana ait olan bir eseri paylaşayım bu vesileyle. Zalın bu mu sevdan seni? Derd ile kederler benim. Bir gün olur devran benim. Arzuma haval olsun o. Haval olsun o. Haval olsun o. Haval olsun o. Nedir garibin çilesi? Gücü yoktur çıkmaz sesi. Murat'ın dinmez öfkesi. Böyle düzen yalan olsun o. Viran olsun o. Yalan olsun o. Viran olsun o. Selam olsun. Valla bravo abi. Eyvallah. Kusurumuz gerçekten vardır muhakkak affola. Elinin lezzeti girdi. Sesinin güzelliği girdi. Sen şimdi bu ciğeri nasıl yemeyeceksin baba? Sen söyle. Bu arada pişiyor. Az kaldı. Olmadık şeyler yaşatır bana burası. El lezzeti gerçekten eti işlerken yansıtılması gereken bir figür. Değil mi? Tabii olmazsa olmaz. Önemli bir durum. Ve bunu yaparken kendimize yapıyor gibi yapmamız lazım. Ben her zaman derim, yani mesele karın doyurmak ise bir tane domates, bir yarım kuru ekmek bile insanın karnını doyurur, çok rahatlıkla doyurur. Ama insanlar böylesine şartlar içerisinden geçerken, kimisinin misafiri gelir, kimisinin işte bir evlilik yıl dönümü olur, kimisinin bir doğum günü olur, kimisi gönül almak, hatayı kapatmak için bile olsa dışarıda bir yemek ister, evet. Davet edilir, davet eder, icabet edilir. Bu vesileyle ben buradan bakıyorum. Böylesine zor şartlar içerisinden geçerken insanların bir yemeğe ödemiş olduğu bir bedel var. Bu bedelin de sonuna kadar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yaparken de hijyenik koşullara da kesinlikle uymakla birlikte bu el lezzetini de bu ürüne kesinlikle vermek gerekiyor. Ama derler mesela, derler işte ya Murat Usta işte senin elinin lezzeti. O benden değil. Yani ben şöyle ustayım. Böyle iyi bir kebapçıyım. Öyle bir iddiam yok benim. Bunun sadece yaradandan geldiğini biliyorum. Aynı malzeme mesela farklı arkadaşlarla deniyoruz. Aynı gramaj, aynı baharat, aynı oran. Her evet. Şey aynı. Ama yani sonuç aynı çıkmıyor nedense. Ve bunun tamamen
el lezzetiyle ilişkili olduğunu söylerken ben çok güzel yapıyorum diyemiyorum. Evet. Bu Allah tarafından verilen bir şey ve gönülle yapılan bir şey. İsteyerek, sevilerek yapılan bir şey. Zaten sevilerek yapılmayan hiçbir şey sağlıklı ve düzgün sonuç vermiyor. Asla, asla. Bu aile hayatı içinde böyle, komşuluk ilişkileri içinde böyle, dost, arkadaş meclisi içinde böyle, her şey için böyle. Hayata dair bir gerçektir. Gönülden yapılan her şey çok güzeldir. Gönül nasıl yenir? Evet. Murat abi sendeyiz. Kirve gel kirve. Bak buraya bak. Sandık kebabı içeride sunum öncesinde bakıp kabın içerisinde bir ön demleme yaptıktan sonra ürünü de soğutmamak açısından ikinci olarak masada sunumu stres filmle yapıyoruz. Ürün o rehayı ve suyu kaybetmesin diye. Sıcak kebabının olmazsa olmazıdır demleme yöntemi. Ve müşterilerimizin bilmediği bir şey de biz bu demlemeyi gerçekleştirirken nar suyuyla, normal suyla değil de nar suyuyla bu demlemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu da ek bir bilgim. Ustalarımızın, büyük ustalarımızın, duayenlerimizin yaptığı bir tekniktir bu. Onun için zaten patlıcanlı kebabı herkes her yerde aynı oranda, aynı kalitede ve aynı lezzette bulamama sebebi bu. Sen evet. Bir de buna bir şey diyordun patlıcanlı kebabı. Ne diyordun? Şövalye mi diyordun? Şövalye yani, diyordun. Yani benim için tabii patlıcanlı kebap, özellikle Urfa kebap. Bunlar benim için çok önemli ürünler mesleğimle ilgili. Saygı duyduğum ürünler. Ciğer olsun hakeza öyle. Kıymetli ürünler benim için. Saygı duyduğum. Kirve yanaş. Bak şimdi burada bir sanat evet. Yapılıyor. Evet, sanat icra ediliyor. Önce patlıcanlı mı istersin? Evet abi. Önce patlıcandan tamam. İsterim abi. Önce patlıcanlıysa. Tamam. Şöyle biraz soğanımızı alıyoruz. İsteğe göre bir şeydir aslında. Ben bu çekimler esnasında ya da kendi Instagram sayfamızda ürün tanıtımı yaparken bunu ben kendime göre yapıyorum. Aslında yemek bir keyiftir aslında. Her zaman söylerim bunu. Bir karın doyurmanın dışına çıkıyor. İnsanlar bunun için dışarıda yemeğe çıkar. Böyle olmaz, böyle olmaz diyebiliyorum bazen ama insanların kendi o ruh hali evet. Aslında yemek yeme biçimini de şekillendiriyor bir taraftan. Bunu da söylemekte fayda var. Eyvallah usta. Biraz lavaşımı her zaman gibi serdim. Tamam. Biraz sumaklı soğanımı bıraktım. Yani her zaman olmazsa olmazım maydanozdur. Bu şekilde işte patlıcanımız işte güzel demlenmiş olup olmadığının delili bu. Ve sıktığımız gibi işte çıktı zaten. Yani çok evet çok uğraşmamıza da bir beis gerek kalmadı. Evet. Aldık işte çatalımızı. Bu tabi isteğe göre değişebilir. Bir miktar daha patlıcan atabilirsiniz. Devamında görüyor musunuz? Kıymanın güzelliğini, işte zırh kıyması olduğu zaten belli. Şu yarılmalar ve aynı zamanda şu bulgur gibi dağılmalar kebabın gerçekten bir kebap olduğunun delili aynı zamanda. Yeteri kadar. Şimdi bunun senin evet. Bir dürüm tarzın var abi. Evet, evet. Değil mi? Benim bir dürüm tarzım var. Aynı yere gidiyor diyor insanlar genelde evet. Böyle bir ifadede bulunduğum zaman tabii ki aynı yere gidiyor. Sonuçta biz bunu dişlerimizle öğütüyoruz. Sonuçta aynı yere gidiyor. Ama ben daha iyi bir lezzet almak, o etin ve aynı zamanda sebzeyi ilk ısırıştaki o andan bahsediyorum. Buna çokça yorum geldi ama ben bildiğimden vazgeçmeyeceğim. Sebzeyi ilk aşamada sardıktan sonra işte etimizi de yanında sarıyoruz. O ilk ısırışta zaten denedikleri zaman değil mi? Bunu anlayacak insanlar bunun ne demek olduğunu anlayacak. Buyur kardeşim. Usta eline sağlık. Evet, buyur kardeşim. Bir de galiba tutuş şekli Kors. Bu Murat abi evet, değil mi? Tutuş şekli budur evet kesinlikle. Tutuş ben bunu götüreceğim. Bu. Evet. Götüreyim mi? Böyle yanılır patlıcanlı kebap. Değil mi abi? Şifa olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Murat abimin yaptığı dürümü götürüyorum. Bismillah evet. Diyorum. Şifa olsun inşallah. Bismillah. Çok iyi. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Ben şimdi iyi olan şeye böyle falan tepki veriyorum. Bana kızıyorlar. O yüzden artık iyi diyorum. Siz anlayın. Ama bu oğluk bir şey yani. Gayet güzel. Evet. Güzel güzel demek lazım. Değilse bunu da tabii söylemekte fayda var. Ya bir de Murat abi biz çekim yapıyoruz diye biraz soğuttuk. Yani soğudu daha doğrusu. Ona rağmen evet. Çok güzel bir tadı var ya. Afiyet olsun. Gerçi ben deminki ifademi düzeltmek istiyorum. Güzele güzel denir ama kötüye de dememek erdemlik oluyor kalbi yormaz. Kalbi yormaz. Ama
Eğer biz kötüysek bir daha müşteri de gelmez. Biz dostlarımızla varız, müşterilerimizle varız. Kötü bir şey varsa tenkit yapıcı olduğuna inanırız aynı zamanda. Biz de insanız, hata yapabiliriz. Ama bunu mümkün mertebe en az orana düşürerek bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Araya girdim. Ses tonunla ilgili inanılmaz mesajlar var. Evet, sağ olsunlar, sağ olsun. Bir ünlüye benzetiyoruz diyen, ya yüzlerce yorum var. Evet. Hele bir tane yorum var ki, yorum 12.000 beğeni almış. Sağ olsun. Yani gerçekten seni çok sevdiler Instagram'da, TikTok'ta. Ben de o yüzden YouTube'da geniş kapsamlı hem Murat abiyi tanıyayım. İnsanlar şunu merak ediyor Murat abi. Evet. Mekana gittiği zaman nerede yemek yiyor ve o yemeği kim yapıyor? Senin bu yemekleri yaptığını gördükleri için bence çok iyi oldu yani bu açıdan. Gerçekten evet, öyle oldu. Evet, tabii ben de son derece mutlu oldum. Tabii insan insana benzer. Allah-u Teala hepimizi çok farklı yaratmış. Yani beni de bu dünyaya bir kebapçı olarak maşallah nasip etmiş. Bunu da icra ediyoruz. Hayatımızı bu işten kazanıyoruz. Ne güzel. Ailemizi, sevdiklerimizi bu işle idame ettiriyoruz. İşte burada birçok çalışan insanlar bizim için şeref, onur. Bundan dolayı mutluyuz. Ve bunu muhafaza etmekle birlikte o gönül bağını da aynı zamanda müşterilerimizle kurmak istiyoruz. Yani çünkü biz bir başımıza pek bir şey etmiyoruz yani. Aslında böyle bir gerçek var. Allah abi seni dinlerken hipnoz oluyorum ya. Estağfurullah. Ciğer yapalım. O da tam bir kuzu ciğerci. O da fena yapar yani. Öyle mi? Oo. Onunla her cumartesi yapıyorduk değil mi kirve ya? Yani. Ben tabii nasıl tükettiğini pek bilmiyorum ama bana bıraktım. O sana bırakıyor. Evet. Benim her zamanki tekniğim tabii. Soğansız ben dürüm asla sarmıyorum. Bir miktar maydanozu bıraktık. Tabii kişiye göre aslında reyhan kullanıyorum ben. Reyhan çok keskin bir ürün. Keskin bir ürün ister misin reyhan? Sever. Ben onun gözünden evet anlıyorum. Evet, reyhan çok keskin bir ürün. Damağın çok kuvvetli olması lazım. Eti reyhan yerken, tüketirken eti ayırmak damak işi. Reyhan şu an kullanıyoruz diye herkes bunu böyle kullansın da demek istemiyorum aslında. Onu da ifade edeyim. Damağınızın çok güçlü olması lazım reyhan için. Allah Allah. Evet. Bak zehir sana özel. Kirve. Evet. Biraz evet biberimiz acı. Şöyle bir miktar bırakmak isterim. Oh. İster misin daha acı? Oo. Sert kaya çarptık. Bu Urfalı abi bu. Evet, şöyle sert kaya çarptık. Allah Allah. Evet. Kirve sen buraya ben neyim? Evet. Şöyle şimdi bak kirve sarı şekline bak. Evet, sebze kısmını şöyle bir miktar içe aldıktan sonra dürümümüzü bitirdik. Evet, dürümümüzü bitirdik. Kirve bu senin. Birazdan kamerayı kapatıp yiyeceksin bunu. Şifa olsun inşallah. Güzel bir kardeşimsin. Sen de sandalye. Mutluyum. Keyif dolu vakitler geçiriyorum seninle. Bu arada ben videonun dışında gerçekten senin gibi bir insanı tanıdığım için çok mutluyum. Allah bunu kalben söylüyorum. İnşallah geçiyordur. Sana da kamera. Gerçekten senin bir kardeşi kazandığın için. Estağfurullah. Mutlu hissediyorum. Baş tacısın abi. Güzel bir takipçi kitlen var. Onlara saygı duyuyorum. Çok sağ ol abi. Bu bağlamda senin vesilen ile yeni yeni kitlelerin de bizi tanımasına da bir vesile. Arkadaşlarımıza, müşterilerimize senin vesilenle buradan kucak dolu saygıyla selam eden. Bizi tanımayan insanların da bizim tanımasını, bu ailenin, Kebapçı Murat ailesinin sadece bizim payemizde, özümüzde olması ve buna sadece endekslenip kalmak değil de daha geniş kitlelere sizin vesilenizle ulaşmayı arzu ederim. Her kusurumuz varsa bunun da affolmasını temenni edelim. Saframız bu, gönlümüz bu, niyetimiz bu. İyi ki varsınız. Gelmeyen, bizi tanımayan insanların da bu masaya icabet etmesini ama müşteri olarak, ama bir dost olarak, ama böyle bir yerden işte vesile oldu, durduk diyerekten, ama bizim de burada bir hakkımız var, gelsin kardeşim diyerekten fark etmez. Biz gönlü açık insanlarız, atadan babadan böyle gördük. Soframız sadece işi yaptığımız için değil, soframız her zaman yerdedir, başım gözüm üstüne. Bu vesileyle bunu da paylaşmaktan son derece mutluyum. Herkese selam olsun. Gönlüne göre, gönül arzu ettiği şey neyse kimse engelleyemez buna. Yani bizimle beraber gönlünüzü atıyorsa, bize bir dirhem inancınız varsa, sevdiyseniz, güvendiyseniz bunu da insan sevdiğinden sakınmaz. Gönlünüze göre olsun. Selam olsun.